Ben tanısam söyleyeceğim. Şu Ercan diyeceğim. Ben tanımıyorum ki o Ercan'ı kim. Bir şey söyleyeyim mi? Geldiğinde buraya Feyzullah'ı da tanımıyordun. Tanıştık. Hayır, ben Feyzullah'ı tanıyorum dedim. Hayır, hiç tanıyorum demedin. Onu damadın ısrar etti, etti, etti. En son Feyzullah'ı tanıdın. Sonra ısrar etti, etti, etti. Yok Talip diye bilinen, ismi şu olan, bilmem ne olan falan filan, artık karıştırdım ben de. Niye insanlar kendi isimlerini kullanmıyorlar? Çaycı Hasan dediğin kişiyi de bulduk, onu da tanıdın. Ondan sonra... Ama ben görmedim ki hiç adamı şey yapayım, tanıyayım. Görmedim şey, dedin, en son adam, adamın bağırı telefonda... var, oraya gömülmüştür dedin. Ablacığım, sen de hangi lafı ne zaman kullanacağını çok iyi biliyorsun. Bak dün Ayhan Bey'e gelene kadar biz seni kocandan kaçtıktan sonra kadın sığınma evinde biliyorduk. Avaz avaz burada bas bas bağırdın, artık sustuk, kabullendik. Ayhan Bey'le konuşunca. Ay ben saklamadım. Artık yani. Kime gittiğini bilmiyoruz. Ondan sonra ben da yabancı bir adamla evlenecekmişsin ki tekrar kocana dönmek için. Ay ne güzel yalanlar ya. Ay harika. Ben eşimden ayrıldığım o zaman gittim bir aylığına. Gitmedim değil. Nereye gittin? Ben eşimden ayrıldım. Doğru Aydın'a gittim. Kime gittin? Annemin hastane arkadaşında kaldım. 15 gün. 15 gün sonra çıktım. Dayımı telefon açtım. Dayı ben gelim karşılar mısın? Gel. Annemin hastane arkadaşında nasıl gidip 15 gün kalabiliyorsun kardeşim ya? Şey yaptım. Hastanede nasıl böyle tanışılıyordu evlerde kalmalara gidiyor? Az önce biz daha önce sığınma evindeydin. Annem hepimiz hani, gittik. Hani sığınma evindeydin ve sığınma evinde seni tutsak etmişlerdi. İstemene rağmen sığınma evinden seni bırakmıyorlardı. Tekrar kocana dönebilmek için de yabancı bir adamla evlilik yapıp sonra ondan ayrılıp kocana dönebiliyordun. Ben kocamla konuştuk biz ondan da. Ben eşim de gitti oraya. Annem ben hepimiz gittik. Kardeşim Mehmet nereye de gitti. Nereye gittin? Aydın'a, o hastane arkadaşının evine gittik, oturduk. Ya gece o sırada kaldık. Eşin gelmemiş ki, eşin seni kaybetmiş. Eşin seni arıyor kaçmışsın. Eşim de biliyor, evi biliyordu. Gitti oraya kaldı, bir gece kaldı. Ya biz. Şimdi mevzumuz bu mu? Eşin daha evvel oraya gitmiştir. Şimdi o diyor ki sen kaçtığında senin eşin hayır, nerede olduğunu... Hayır, ben eşim kaçtığında ben telefonları açmadım, konuşmadım. Eşe dedi ki... Sonra eşin kaçtığında değil, sen eşinden kaçtığında. Eşi o gün bana dedi ki, Ayhan Baba dedi. Ben dedi Aydın'a hastaneye gittim dedi. Şahin dedi yanında bunun nöbetçi kalıyordu dedi. O Cemal bizi diyoruz ona. Kocasını yanına sokmamışlar. Niye? Ne bileyim ki, bilsem... Ya dedim Şahin kim oluyor dedim. Tanıyor mu? Yok baba dedi. Bu aynı şey. Ayhan abi öyle demiyor. O zaman çıkarttılar ama. İsmail bana anlattı. İsmail. Rahmetli ölmeden evvel. Her gün arıyordu beni. Kocan söylemiş. Yanında Cemal tamam abini anlıyor. Tamam da ama benim kimse yok ben ki de dedi, yanında. Mecburen ben dedi geriye döndüm dedi. Nereye geldi? Ondan sonra bu kayboldu zaten. Tutuyor. Her gün lafı çarpıtıyor. Tanıtmadı mı seni? Dün dediğini bugün inkar ediyor karım mesela. Karım diye tanıttın mı? Dur. Tanıtmış, öyle tanıtmış herkese. Sen bunu biliyor musun? Bütün hastaneler. Sen bunu biliyor musun? Biliyorsun. Ben doktorlar söyledi bu. Fatma Hanım senin. Sen neden itiraz etmedin? Hayır benim kocam değil bu. Değil dedim, onlar da biliyorlar. Soy ismimden biliyorlar hepsi. Ya niye yalan söylüyorsun Allah aşkına? Yalan söylemiyorum ya, ben. Karı istetti. Sen de bunu kabullendin. Vallahi kocanı da siz mi öldürdünüz, ben onu bile merak ediyorum. İsmail ondan sonra çekmiş gitmiş zaten ya. Ay ben eşim de boşanmak. Uğraşana kadar. Ya öldü, öldürüldüğü şey sürede yani, çok manidar. Bazılarınızın kocası çatır çatır ölüyor 5 dakikada. Karından öldü adam. Nasıl ya, ölüyor ben bilmiyorum. Eşimden de konuştuk. Telefonda ben konuştuk. Ben bilmiyorum yani, bazılarının kocası. Mehmet Özer'i bağlatıp şak şak ölüyor. Ya bir de nasıl ölüm süresi de hepsi? Çok manidar. Ayrılıyor, ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra adam ölüyor. Kahrından öldü adam ya. Ya o kahrından ya mıdır? Kahrından eceliyle midir? Önce. Ya da başka birinin bu ölümde bir parmağı var mıdır? Ben bilemem. Damadım. Ama bilemem. Benim için şüphelidir. Zaten biz onu götürmüştük doktora. Gittik o şeyde yattın. Yoğun bakımda, genel yoğun bakımda yattın. Müge Hanım az önce dedi ki. Sen onları geç. Senin kocan da nasıl sen Cemal'le aşk yaşar yaşamaz. Bir saniye birbirimize nasıl Cemal'le sen aşk yaşar yaşamaz. Senin de kocan trak diye ölmüş. Onu da bilmiyorum. Hiç ölmüyor. Kova'dan ya şey yazılıyor diye raporda raporda kova diye yazılısı diye. Ha kova'dan ya, ölmüş. Evet, öyle diye rapor verilmiş. Nasıl şey oluyor o zaman? Tam solunum vallahi yetmezliğinden bilmiyorum. Ölmüş. Çünkü sen hastanede kala kala verdiğin bir ilaç solunum yetmezliğine neden bak, olmuş olabilir. Çok güzel bir şey söyledi evet. Ki röportajında. Ben dedi bilmem ne ilacını içersem dedi ciğerim patlar bilmem ne dedi. Ben, evet, maşallah tabii bu kadar hastanede kalırsanız
doktorların aklına gelmeyecek şeyler sizin aklınıza geldiği için bilmediklerinden değil. Değişik değişik garip garip şeylerle ilgileniyorsunuz. Ben doktorun söylediğini söylüyorum yani. Ben doktor kendi sana, kafama göre doktor şey sana bu ilacı içersen senin ciğerin patlar ölür demez. Böyle bir literatürde bir şey böyle yok. Böyle bir şey yok. Ciğer patlaması diye bir şey yok zaten. Hayır benim 3 tane kılcan damarlarım. Kim bilir kimin yani. Ciğerini patlatmışlar galiba. Vallahi. Sen konuşmayacaksın malim. He? Bilmiyorum böyle yere bakın. Yerde bir şey yok. Halim anlat. Şu hastane veterinerine dedi. Size şey meselesi, ortak diyor. Siz lafı anlıyoruz. Şey tamam olmadı yani. Şeyi sen. Ben tamam, bu ne niye çıktı onu söyler misin bir kere? Müge Hanım davet etti. Ben de geldim. Annenin bilmediği içeri takır tıkır dökülme olmadı. Sen bir şey yoktun. Ortak değilsin. Tamam hayır ortak değilsin sen. Ben buraya gelmeyene kadar trilyonlar var mıydı? Ortacı var mıydı? Hayır, tamam. Ne şeyler söylemeyelim birbirimize lütfen. Terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. 2 milyon cani. Annenin parası sen olduğunu biliyorsun. Biliyorsunuz ama Cemal'den. Çok cani bir insansın. Telefonla konuştunuz. Konuştum. Arkadaşlık yaptım. Ben bunu inkar etmiyorum. Bu kimsenin sorunu da değil. Bizim meselemiz o değil. Bak bizim meselemiz o değil. Sen Feyzullah'la bir şey değilsin, ortak değilsin. Senin ortak değil. Sen kardeşimle karışmadın. Kardeşin öldürülmüş ve sen bizzat öldürmüşsün. Hayır. Çıkar Cemal Durmaz'la sen Mehmet Karahan'ı seni tanıştırmış Cemal Durmaz. Tamam mı? Yok canım daha ya, ne? Yok canım sen kardeşimi tanımıyorsun ben beni. Mi? Bir hayır. Dakika Cemal Durmaz mı kardeşini benimle tanıştırmış? Evet. Ben 2007'den beri Turgutlu'dayım. Kardeşim çok iyi tanıyor. Tamam mı? Kardeşim, kaç sene de aldın da çekti, radyoya aldın mı? Onu ben konuş bakalım. Ben 2007-2008'den beri kardeşini tanıyorum. Kaç yıldır radyocu bilmiyorum. O zaman hiç sen şey benden anla. Çok şey daha iyi biliyorsun yani. Hayır, maşallah şey hafıza çok güçlü. Anlat herkes işine gücüne gitsin. O zaman biliyorsan sen o zaman yanımdadır tamam mı? Ya Müge Hanım ben burada bildiklerimi anlatmaya çıkmıyor muyum zaten? Ben şey değilim, ben şey yapmıyorum. Neye? O zaman biliyorsan sen konuş. Sen neye tutuştun sen şimdi? Tek tek. Ha neye tutuştun sen şimdi? Hayır ben niye konuşuyorum şey yaptım Ayhan abi? Ben kardeşimi niye öldüreceğim? Ya sen bir şey bak, yapıyorsun bana. O kadar müsaitmişsin. Ben sana 500 sefer söyledim. Kaç kere konuştum ben seninle telefonda? Mehmet öldükten sonra. Sayısını ben seninle konuştum mu? O gün geldiğimde sen benimle konuşmadan kaçtın öbür tarafa. Annen biliyordu demek ben, ki. Ne zaman öyle şey geldi? Ben radyoyu devretmeye geldiğimde. O zaman neredeydik biz? Annenin evindeydin. Annemin evinde. O zaman Mehmet'le ben görüşüyor muydum? O nerede? Siz dediniz ya zaten araba kayıp, Mehmet kayıp dedin. Ben o zaman sen hiç benden selam bile vermeden gittin öbür odaya. Annen dedi. Oğlum dedi ağlıyordu annen. Bak o zaman evi satmışlar bunlar. Demek ki öldüğünü biliyordu. Evi hayır, sattırıyorlar. Ama kaç yıl senesinde Ayhan abi? Kaç senesinde? 17'den. Ne? Ya çeteli tutacak millet sanki ya. Ne? Benim şu gün şu tarihten görüştük. Hayır 2017'nin ne zaman? Nisan'ında geldim galiba. Çantada. Nisan ne zaman? Ne bileyim 19 mu ne ya? Ben Nisan'la sizden beraber değilim. Bir dakika. Emin ediyorum 2017 çantam benim. Ne oldu? 2017'de ben Nisan'dan noter kağıdı değildim. Var orada ben radyoyu kaçında devrettim. O gün geldim ben sizin yanınıza. Ay, notere geldiğinde Mehmet sağ geldi. Ayhan Bey meselemiz radyonun devir tarihleri değil. Kaç tarihinde geldiniz bir bak. Şey çantayı bir dakika nasıl notere geldiğinde Mehmet sağ olacak? Noter kağıdı çantada abla. Ev satılmış. Hayır, Mehmet sağ olsa da ev satılmazsa nasıl? Nasıl? Ama Yusuf Enişten vardı orada emlakçı vardı parayı ya, vermedi tamam mi? Tamam işte. Emlakçı da vardı yanında senin. Emlakçı da vardı. 2017'de Mehmet de vardı o zaman. Ya, nerede vardı Mehmet ya? Mehmet kayıp da ya. Nisan'da yaşıyor diyor. Şey yaptık. Hayır yok çünkü evinizi satmışsınız ondan ev sonra satılmış. Da devrediliyor beni işte. Beni ondan çağırdılar. Ondan benim çağırdıklarından haberim yok annemden senin çağırdıklarından. O zaman hiç tantana etmeyeceksin. Her şeyi biliyorsun demek ki. Hayır ben bilmiyorum. Şu çantayı alıp gelsene bir zahmet be. Al gel şurada. Mehmet onu alırken ben bir de size bir hastane bandımızı izleteyim orada bari. Daha önce ortaya çıkan doktor muayene kayıtlarıyla şaşkına çeviren Fatma Karada yayınımızın ardından hastane ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Nasıl hissediyorsun kendini? Sol tarafımdan karışık. Ben ekmek yemiyorum bir haftadan beri. Hiç ekmek yemiyorum artık. İçim istemiyor. Doktora gidince ne söyledi doktor size? Ciğerlerine hafif su toplamış. Gerçekten kimsenin de yediğinde yok gözümde. Ekmek yemedim diyorsun ondan bir gün evvel sahile götürmüşler löp löp götürmüşsün. Ben orada da ekmek yemedim. Zorla yedim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hani her insanda bu farklı şey yapar. Farklı tezahür eder. Benim canım bir şeye sıkıldı mı benim
yemeği şeyim kesilir. Yani ben yemek yiyemem. Ondan sonra teşekkür ediyorum. İnsanlar diyorlar ya işte öyle görünüyorsun, böyle görünüyorsun falan. Çünkü ben mesela şu son 10 gündür 8 kilo verdim. Çünkü yiyemiyorum. Yani insan hani o senin yaşadığın üzüntü var ya hani böyle. Gerçekten sen versen iğne ipliğe dönersin. Böyle olunmuyor. Hiç de dilemem. O yüzden de keyfim yerine gelip canım yemek istediği zaman da farkındaysanız alırım kilo hiç umurumda değil. Çünkü Allah ısladı versin yemek ye. E sen şimdi löp löp yedin, tatlısına kadar da yedin mi? Bak hiç sakın yanlış anlama. Yediklerini saymıyorum. Helali hoş olsun. Bol bol ye. Ama yani niye yalan söylediğini anlayamıyorum yani. Niye şükretmiyorsun ve niye yalan söylüyorsun? Ablacığım sen her ben şeyde. Ben niye şükretmeyeceğim halimi? Çünkü ablacığım maşallahın var yani. Maşallahın var senin. Ha? Zaten yediğin belli ortada gözüküyor. Hani yediğini de saklamıyorsun yani. Kardeşim belli de konuştun. Ama ben onları zorlan diye götürün diye bir şey söylemedim. Gidelim ben dedim. İstemiyorum hiçbir yere girmek dedim. Tamam girmiyorsun. Ben de istemedim yani. Yemeyince kahveni içersin, çayını içersin yani. Hani yediğini de gösteriyorsun. Daha işte bak 5 dakika önceki bant bundan bir gün evvel çekilmişti. Yedin. Çağırdılar. Şöyle bir şey yapıyorsun. Sana ben kimse bir şey sormasın yedim, diye. Yemeyecektim. Sana kimse bir şey sormasın. Sen de insanları suçlu durumuna düşür diye sürekli şekilde aslında bizlere de şimdi biz de senin çevrene dahil olduk ya. Bizleri şuna tehdit ediyorsun. Yani işte bunu içerim bakın ciğerim patlar. Benim zaten psikolojim bozuk bunu içerim bak zaten ölürüm. Ben zaten ağzıma yemek koyamıyorum. Tabii ki herkesin kendi hayatıyla ilgili de kendi tasarrufu vardır. Biz hiç istemeyiz, arzu etmeyiz ama hani bir şey, olacak bir şeyin de önüne geçemeyiz Rabbimin yazısının önüne. Ama niye böyle yapıyorsun? Yani bir kere otursan o kadar da akıllı bir kadınsın ki. Geldiğin günden beri konuşmalarını böyle tıkır 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 takip ediyorum. Yani otursan da artık insafa gelsen, doğruyu söylesen. Ben doğruyu söyleyeyim. Niye, ben bilsem niye ama söylemeyeceğim bugüne ama. Bugüne kadar bak geldiğin ilk günden beri söylediğin hiçbir şey doğru değil. Fatma amcığım sen benim düşmanım mısın? Fatma abla diyorum sana. Ya ben bak bilsem yerine şey söyleyeceğim. Şuraya götürdü diye gömdü diye söyleyeceğim. Ama bilmeyince ben ne bilmiyorsan şey yapayım? Bilmiyorsan adımı silerim. Yani şey, kafasız çalışan bak. Fatma Hanım kafasız çalışan gayet hazır cevap. Gayet sorulara anında değişik cevaplar verme yeteneğinde bir hanımefendisin. O bakımdan yani Müge Hanım diyor ki eğer okusaydın, tahsil yapsaydın bu zekayla, bu kafa çalışmayla evet, zaten en çok daha iyi yerlerde olabilirdim. Öyle diyorsunuz değil aynen, mi Müge aynen. Evet. Aynen. İzleyelim devamını. Sol tarafımdan karışık. Ben ekmek yemiyorum bir haftadan beri. Hiç ekmek yemiyorum artık. İçim istemiyor. Doktora gidince ne söyledi doktor size? Ciğerlerin hafif su toplamış dedi. Karaciğerin dedi bir şeyler olmuş dedi. Üzüntülen olabilir ciğerlerimle. Sırtındaki ağrı nedeniyle kendisini pek iyi hissetmediğini söyleyen Fatma Karada ekibimizle birlikte Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Yolculuğu esnasında da sitem etti, dert yandı, ağladı. Ben her şeyden bıktım artık. Ben yalancı dolancıyız biz. İlk Anadolu oğul. Ben mezarını bilsem cezacetimlere gömüldürmüşsem ben söylemez miyim? Niye bu kadar uğraştın? Gireceksem cezamı gireyim çekeyim şimdi adalet bulsun yerini derim. Herkes düşman ben dedi zaten beni. Manisa'da da böyle hastalanıyor musunuz Fatma Hanım? Ben hastalanıyorum hastalanmıyorum dedim. Devamlı hastalanıyorum. Gidip bank olması gerek. Her senede bir kere gitmem gerekiyor doktora gidemiyorum. Parasızlıktan gitmediğim için ben böyle şeylerim her şeyimi katlandım. Ben buz getirmedim şeyi buz getirdin diyorlar. Balıkçı bilmem ne. Ben bilmedim bağlansın o zaman adam. Araba demek kim ne bir dedir. Oyunları çıkarıyor. Demek ki diyalog var Cemal Durmaz'dan ikisi onlar oyun yapıyorlar şimdi bana. Sırtındaki ağrıdan mustarip olan Fatma Karadağ muayene olmak üzere hastanedeydi. Ses gitti bir anda sizde gidiyor mu böyle sürekli? Evet gidiyor. Sesim gelip gidiyor çünkü solunum yollarımda daraldım o zaman gidiyor. Sırasını beklerken sevgilisi Cemal Durmaz'ın kendisine bıraktığını söylediği izleri ekibimize göstermeyi de ihmal etmedi. Cemal foto buranda da hani bak o duvar dudakların patlıyor bak burada da bak iz var. Gerçekten hasta hissediyor musunuz kendinizi? Nereniz ağrıyor? Benim sırtım ağrıyor. Zaten şeyim akciğerim dörtte bir alındıktan sonra böyle sol sağ akciğerimi geçme ihtimali var. Solunum yollarımda zaten daralma var. Önceki tedavilerinden dolayı ağrı kesicinin yeterli olacağına kanaat getiren doktor yaşadığı soruna ilişkin ciddi bir sağlık problemi olmadığını söyledi Fatma Karadağ.
Ne dedi doktor? Şimdi ağrılarını kesilir. Ekin öpüşsün mü dedi, bir şey dedi, yapılması gerekiyor dedi. Onu söyledi yani. Ceset çıktın ortaya, ondan sonra tedavimi yaptıracağım zaten her şeyimi. Yemek ısmarlayalım mı size? Kendiniz nasıl biliyorsunuz, uygun görüyorsanız ben öyle kabul ederim. Söz yiyeceksiniz. Tamam yiyeceğim. Hadi. Muayenenin ardından Fatma Karadağ yemek yemek üzere ekibimizle birlikte yola çıktı. Annem zaten duymuş, öldüğünü duymuş. Şengül'e söylemiş. O da dedi böyle böyle kardeşin öldürüldü mü kız dedi. Annen söylüyor dedi. Ben de dedim ki evet dedim, öldü dedim. Benim ellerimde öldü. O da Cemal Durmaz'a söylemiş. Cemal Durmaz 3 saat benden kavga etti. Ben o yönden sesimi çıkaramadım 2 sene boyunca. Bir de o da parfümü sıkmış değil mi? O da parfümü şeyde tuvalette sıkıyor. Size sıktırmak istedi mi? Hayır, bana sıktırmıyordu, dokanıyor diye. Onun için astım olduğum için biliyor. Koruyordu ama ben de ayağı yiyordum gene. Yapacağından geri kalmıyordu. Canının yemek yemek istemediğini, ekmek yiyemediğini söyleyen Fatma Karadağ restorandaydı. Siparişler verildi. Gelen yemek afiyetle yendi. Dün Buse'de ısmarladı. Ekmeksiz yedim. Asla canım istemedi. Gene aynı şekildeyim. Tam çay içecekken Fatma Karadağ yeniden ağlamaya başladı. Her sabah tuvalette cenazesini çiçek gibi suladıklarını söylediği kardeşinin can çekiştiği günler gelmişti aklına. Kardeşime böyle bardaklara su verdim, kaşıkla. Böyle şey yapıyordum, şöyle şu kadar bir şey ağzımda ya içiyordu ya içmiyordu. İçemeyecek misiniz şimdi çayı? İçeceğim artık, katlana katlana içeceğim artık kardeşimin şeyini. Restorandan ayrılırken Fatma Karadağ daha iyi görünüyordu. Peki yemek yedikten sonra böyle kendiniz daha sağlıklı, daha dinç hissediyor musunuz? Hissediyorum da artık şey yapmayacağım çünkü ağrılarım şey yapmasın diye istemiyorum. İyi hissediyorsunuz ama böyle gözleriniz bir tuhaf oluyor, neden? Nöbet gelecek gibi, sarı nöbetim gelecek, onun için gidelim diyecektim ben. Öyle güzel uyduruyorsun vallahi ki yani bir hekim olarak hani söylemeden edemeyeceğim Fatma Hanım. Bizim bütün hekimlik bilgilerimizi alt üst eden uyduruk şeyler söylüyorsun. Sara nöbeti öyle bana geliyor diye gelmez ki. Akciğerler öyle patlamaz ki. Ben daha evvel de söyledim. Nerelerden uyduruyorsun bunları? Hanımefendi ilk geldiğinde dedim ki herhalde dedim bir hani bir problemi var. Evet, akli bir problemi ruhsal var. Ruhsal anlamda bir sıkıntı hani var bu gibi. Bu dediğim gibi bu tabii ki doktorların karar verebileceği bir şeydir ama bazı durumlar da vardır ki hani dışarıdan gözle anlaşılabilir. Hatta hukukta da yeri vardır. Yani evet. Dışarıdan bakıldığında anlaşılabilir miydi durumu diye. Fakat sonra Fatma Hanım'la konuştukça çok zeki olduğuna karar verdim. Çünkü o böyle durup dururken ağzından bir şey kaçırmıyor ya da şey konuşmuyor. İşte işine geldiği gibi kocanı bıraktın, Cemal'le beraberdin, kocana bırakıp Cemal'e kaçtın dediğinde damadı, hayır ben kaçmadım, kadın sığınma evindeydim diyor mesela. Sen oradan çıkmışsındır, hayır beni tutsak tutuyorlardı kadın sığınma evinde, ben çıkamıyordum diyor. Şimdi hep Muammer'le tartışmalarına bakacak olursanız Muammer her söylediğinde mantıklı olmasa da ona cevap verebilecek durum var. Sonra mesela Ayhan Bey geliyor diyor ki sen kadın sığınma evinde değildin buradaydın diyor. Evet diyor ben orada değildim buradaydım dayıma sorabilirsiniz diyor. Niye öyle söyledin o an öyle söylemek istedim diyorsun. Yani aslında her şeye verilecek bir cevabın var. Böyle saçmalamıyorsun. Anlattıkların yalan olduğu için sonuç itibariyle saçmalamış oluyorsun ama kendin bizi kandırmaya çalıştığın için, yani birini kandırmaya çalışan insan sonuçta kafası çalışmaya çalışan insan. Bir yani plan yapabilen yani. Bir evet. insan sonuçta. Bakın elimde şimdi noter belgesi. Ayhan Bey istedi ya Muammer'den. İRT İmaj Radyo Televizyon Yayın Sanayi Ticaret AŞ ünvanlı şirketteki hisselerimi diyor. Kime devretmişsiniz? Hüseyin Yıldız. Hüseyin Yıldız. Hüseyin Yıldız kim? Tanımıyorum ben. Kim size annesine eniştesi getirdi bana. Bunu mu devret dediler? Evet. Biz ondan alırız. Bu tarih dedi. 19 Nisan ablacığım. Yani senin iddiana göre senin sevgilin, senin erkek kardeşini öldürmüş, sulamış, bekletmiş, gömmüş, olmuş. Kaç sene geçmiş aradan? 19.04.2017. Senin şunu biraz açar mısın? Senin iddialarına göre zaten bütün bu işte bayılma, sulama vesaire gömülme işleri ne zamandı? 5 Şubat'la 26 Şubat arasıydı. Tamam orada 5 Şubat 26 kameraların önünü kapadım ama özür dilerim hemen geri göndereceğim. 5 Şubat'la 26 Şubat arasıydı. Bu vekaletname 19 Nisan'da. Yani artık her şey olmuş bitmiş.
şöyle bir laf etmiştin sen. Biz nasıl demiştin kardeşimin hisselerini devrederiz ki? Niye devrettirmek için uğraşalım ki? Bak Ayhan Bey geldi. Var mı Ayhan'a cevabı? Tamam, i̇şte bak tamam. Etmişsiniz. Ben etmedim diyorum. Ben yoktum o anda işte diyorum. Senin orada olup olmaman değil önemli olan. Yani Cumhuriyet de ilan edildi. Ben orada değildim ama biliyorum. Hayır bilmiyordum ben. Nasıl bilmiyorsunuz be? Ben annemden duydum. Annemle eniştenle beraber çıktık geldik notara. Sen evdedin. Ben nasıl bilmiyorsun diyorum. Ya? 2017'de yoktum ben Ayhan abi. Allah'ım yarabbim. Ya 2017'de ya. Nasıl olmayacaksın işte? Neredeydin, uzayda mıydı? Ben 2017'de Nisan'da ben kardeşimin başındaydım. Nerede Nisan'da. Olacağım ben? Hangi orada... kardeşinin başında? Hayır Mehmet Karahan. Şubat, Mart, Nisan. Kardeşin öldükten 2 ay sonrası bu. Tamam bakıyorum, yoktum bakıyorum. Ben ortalıkta yoktum. Neredeydin? Nerede yoktun ya, evdedin o gece. Hayır yoktum Ayhan abi. Allah'ım yarabbim bakalım. Ya neredeydin uzaya mı? Allah Allah. Neredeydin dur bir reklam vere girelim. Cemal Durmaz'ın evindeydim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.